Abdullah erken mi doğdu, normal mi doğdu? Bir ay falan erken doğdu. Bir ay erken doğdu. Siz ana karnında hiç tetkik yaptırmış mıydınız? Yaptırdım. Ultrason falan yapıldı. Hı hı. Parmaklarının veya kolunun herhangi bir hasarı olduğu ultrasonda söylenmiş miydi? Yok. Sadece bize şey söylenmişti. Hani bağırsağında bir beyazlık görüyoruz dendi. Bu bir sıkıntı yaratabilir, özürlü olabilir dediler aslında. Down sendromu olabilir dediler. Down sendromu olabileceği söylendi ama diğer eliyle koluyla ilgili yani herhangi bir... Biz zaten aklımıza bile gelmedi. Doğduktan sonra bize gösterdiler. Yani sürekli takipteydiler. Sürekli yani doktoru vardı. Ayda, haftada bir götürüyordu. Aylık kontrollerimiz vardı. Ondan sonra doğum olduktan sonra elini gördünüz herhalde. Bir, ne vardı elinde doğduğu zaman, ne gördünüz? Küveste gördüm. Zaten bana göstermediler doğduktan sonra. Şöyle kolu, bir kolu, sağ kolu eğikti zaten. Arkaya doğru. Parmakları da, baş parmakları da şöyle sallanıyordu. Onun üstüne hiçbir şey yoktu. Hı hı. Sonra bizi nasıl buldunuz? Nereden buldunuz? Bunu ben internetten çok araştırdım hocam. Biz Van'dan geliyoruz daha doğrusu. Van'da bir el cerrahisi tek vardı. Onun yanına gittik. Bundan da fazla bir sonuç alamayınca ben de... Ne dediler size? Yani ameliyatlıktır dediler. Hı hı. Hoca da fazla bilgili değil yani. Bizim buralarda bu uzmanlık alanında fazla böyle tecrübeli hocalar yok. Maalesef. Pek konuşturmadı açıkçası. Bizi pek konuşturmadı da. Pek bilgi de sahibi olamadık. Konuşmayalım isterseniz. Neyse onu geçelim. Pek bilgi sahibi de olamadık. İşte onun vesilesiyle, onun bize bu şekil yaptığı tavırla biz de arayış içine geçtik tabii. Epey bir araştırma yaptım. İnternet üzerinde yaptım. Hı hı. YouTube'dan bir iki video izledim. Bu ameliyatları yapmış olan insanların, çocuklarının attıkları videoları izledim. Hı hı. Ondan sonra tesadüfen sizi buldum hocam. Yani işin açıkçası yani kimse önermedi bana. Hı hı. Burada bir hastaneye gittik. Kemik hastanesi Baltan'dan. Buradan da pek bir sonuç alamadık. Hı hı. En son çareyi size bulduk hocam. Sizinle aslında bayağı bir WhatsApp'la konuştuk herhalde. WhatsApp'la da işte tanıştıktan sonra WhatsApp sizle iletişime geçtim herhalde hocam. Bize epey bir bilgi verdiniz. Evet, yani herhalde bir uzun süre çocuğun fotoğraflarını falan gönderdiniz. Evet. WhatsApp'la bir yaşına kadar bekledik aslında. Kaç aylıkta geldiniz bize ameliyat olmaya? 6 aylıkken geldik. 6 ay. Bize ideal 9 ile 12 arası, 9-12 aylık arası dediniz. Biz de 12. ayında 12. ayı dolmadı. 11. ayında getirip ameliyat yaptık. Yani aha, birazcık da gelişmesi biraz zayıf olduğu için herhalde 12. aya kadar bekletip bazı çocuklar... Kilosunda problem vardı. 10 kiloya yakın dediniz hocam. Aha. 10 kiloya yakın ameliyat yaptık çok şükür. Hı hı. Ameliyatı da iyi geçti. Ameliyattan sonra ne yapıldı? Ben sizden öğreneyim. Ondan sonra ben de destek vereceğim size. Ameliyattan sonra hocam... Ameliyatta ne yapıldı daha doğrusu? Ameliyatta hocam baş parmaklar alındı. Mevcut baş parmakları aldık. Yani hani siz aslında bunu da kabullendiniz. Hani çalışmayan ama yerinde olan baş parmakların alınmasını kabul ettiniz. Bu önemli bir şeydi aslında. Evet. Sizin için de hani mevcut bir şeyin alınması çok kolay değildi. Kolay değildi ama mecbur artık yani çocuğun... Çünkü çalışmıyor. 5. parmağını aslında baş parmak gibi kullanmaya başlamıştı değil mi? Evet. Serçe parmağını baş parmak olarak kullanıyor. Bir nesne yerdeyken şöyle tutup kaldırıyor. Yani baş parmak hani, ama normal mevcut baş parmağını baş parmak gibi hiç kullanmıyordu. Hiç kullanmıyordu hocam. Bunda hiçbir şey tutmuyordu. Bir de eğriliği vardı galiba çok fazla. Konuda kemik eksikliğinden kaynaklı zaten siz bize verdiğiniz bilgiler, çektiğiniz filmlerden gördüğünüz kadar. Kolunda tek kemik olduğu için kolu da eğriydi. Onun ameliyatını da siz yaptınız hocam. Hı -hı. O şey... Aslında ilk başta o kolunun eğriliğini giderdik. Orada bantları vardı. Onu düzelttik. Şu anda eğriliği kalmadı. Yani ama tekrarlayabilme riski var. Ben hep size söylüyorum yani büyüme tamamlanıncaya kadar ben sizi bırakmayacağım. Siz de beni bırakmadıkça. Yani bu konuda hani şey söylemek lazım tekrar. Yani çünkü o eğrilikler ve veya büyümeyle çeşitli başka sorunlar oluşabilir. Onları tekrar biz kontrollerde göreceğiz. Eğer bir aksilik olursa tekrar müdahale yapmak gerekirse ona göre yapmaya çalışacağız. Evet. O eğriliği düzelttik. O eğriliği düzelttikten sonra sabitlemek için bir el bileğine tel koyduk. Evet. Sonra o baş parmağı aldık. Sonra ikinci parmak, baş parmak yaptık. İkinci parmağı baş parmağın yerine aktardık. Aslında normalde olması gereken baş parmak yerine ikinci parmak baş parmak görevi yapmaya başladı. Aslında şu anda kaçıncı ayı? Şu anda ameliyat mı hocam? Ameliyattan sonra 1,5 ay falan oldu değil mi? 1,5. Kullanmaya başladı mı elini? Şu anda kullanıyor. İkinci parmağını aslında baş parmak gibi kullanmaya başladı. Aynen. Yani şu anda 4 parmağı var ama sanki eli normale yakın bir pozisyona geldi bence. Yani insan anlamıyor 4 parmak olduğunu, 5 parmak olduğunu zannediyor hocam. Evet değil mi? Mesleği tuttuğu zaman o şey veriyor bize yani. Ben de öyle güzel bir sonucu oldu. İlk başta açık yaraları falan da vardı. Evet, onlar da kapandı. İnşallah daha ileride daha iyi şekillerde görüşürüz. İnşallah hocam. Ama bence yani sonucu siz de memnunsunuz. Ben de çok memnunum. Biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Sayenizde. İnşallah ileride kullanır haldeki şeklinde görürsek daha çok sevineceğiz. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Teşekkürler.